Açık Lise TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. E, Mart 2024 çıkmış sorularla başlıyoruz. İlk başta tarih bir sorularıyla başlayacağız. Her çıkmış soru yeniden tekrardan çıkacak bir soru adayıdır diyoruz. Ve hemen sorularımıza başlıyoruz. İlk sorumuz. Bir atı fizikçi, zoolog, veteriner, ekonomist, kimyacı, ressam incelerse hepsi de atı farklı kendi bakış açılarından görecek ve tanımlayacaklardır. Oysa tarihçi hem ata hem atın sahibine hem de atın içinde bulunduğu olaya kısacası resmin bütününü anlam vermeye çalışacaktır. Bu bilgi de tarihçinin hangi özelliği vurgulanmaktadır diye bir soru gelmiş. Şimdi şıklara bakıyoruz. A. Konuları çok yönlü ve kapsamlı olarak ele alması. Ben buna bir tane soru işareti koyuyorum. B. Olayları neden sonuç ilişkine dayandırması bundan bahsetmiyor. C. Verileri nesnel biçimde açıklaması bundan da bahsetmiyor. D. Araştırmalar tarihi belgelerden yararlanması. Şimdi yukarıda tarihi belgelerle alakalı herhangi bir bir veri veya bir bilgi yok. Bizim cevabımız, aradığımız cevap burada A şıkkı olacak arkadaşlar. Diğer soruya geçiyoruz. Diğer soru milay takvimle alakalı bir soru. Milay takvimle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye bir soru gelmiş. Milad takvim bizim şu anda kullandığımız takvim arkadaşlar. Milad takvimle alakalı ne gibi bilgilerimiz var? Hepimiz zaten 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Bakın şimdi burada başlangıcı 1 Ocak mıdır? Evet 1 Ocak'tır. Bu doğru. 1 yıl 365 gün 6 saattir. Bu doğru mu? Evet doğru. Kökeni Sümerlere dayanır. Arkadaşlar Sümerlere dayalı olan takvim Milad takvim değil de ee, diğer takvimdi. Yani hicri takvimde. O nedenle biz buna bir soru işareti koyuyoruz. Aşağı geçiyoruz. Gregorian takvimi denir. Evet Papa 2. Gregor tarafından takvim biraz değiştirilmiş ve en son halini almıştır. E, bu da doğrudur. Yani bizim burada aradığımız cevap da C şıkkı olarak ne oluyor? Geçiyor. Üçüncü sorumuz. Bir kaza alanı sorusu. Diyarbakır Ergene sınırları içerisinde yer alır demiş. Tarihte bakır madenin ilk kez işlendiği yer olarak kabul edilir. Şimdi Burada iki tane yer burada Öyle dikkate çıkıyor ön plana çıkıyor bir göbekli tepe iki diyarbakır Çayını. Şimdi burada Ergene sınırları içerisinde yer alır ve bakır maden ilk işlendiği yer dediği için biz bunu çayın olarak ne yapıyoruz işaretliyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuzu geçelim. Roma devletiyle alakalı bir soru gelmiş. Roma yasalarını bir araya getirerek kendi adıyla anılan hukuki bir metin oluşturan Roma İmparatoru aşağıdakilerden hangisidir? Bu arkadaşlar Justinianus. Roma İmparatoru Justinianus bunları yazılı hale getirmiş ve bir kendi adıyla anılan bir kanunlar bütünü oluşturmuştur. Bunun da cevabını B olarak ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Eski çağ medeniyetlerle alakalı bir tane soru gelmiş. Öncülerimize bakalım. Ne demiş? Başkentleri Nilova'da ilk kütüphane kurmuşlardır. Kütüphanenin altını çiziyoruz. Kütüphanenin altını çizdik. Kütüphane burada önemli. Ticaret kolonileri aracılığıyla Anadolu'ya yazıyı getirmişlerdir. Bu iki bilgi aslına bakarsanız bize yeter. Çünkü Anadolu'ya yazı Asur ticaret kolonileri aracılığıyla ne yapmıştı? Gelmişti ve Anadolu'da tarih çağları ne yapmaya başlamıştı. Yaşanmaya başlamıştı. Altıncı soru bir yönetim modeli sorusu olarak geçiyor arkadaşlar. İlk çağda sivil bir diktatör, diktatörün yönetimi ele geçirmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimi aşağıdan hangisidir? Şimdi tersten başlayalım. Cumhuriyet halk egemenliği, oligarşi bir grubun veyahut da bir cümlenin egemenliği, teokrasi din kurallarıyla yönetilen ve ilahi temele dayanan bir yönetim modeli. Bizim burada aradığımız tiranlık arkadaşlar. Tiranlık şıkkını hemen ne yapalım? İşaretleyelim. Şimdi 7. sorumuza gelelim. İlahi dine bağlı bir hukuk sistemini ilk kez oluşturan ilk çağ medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir demiş. İlahi bir dine bağlı. Şimdi Hititlerde ilahi bir din yoktu. Çinlerde ilahi bir din yoktu. Roma'da ilahi bir din daha sonraları oldu ama hukuk sistemi buna göre oluşturulmamıştı. Daha önceki soruda zaten görmüştük. Justinianus yazılı hale getirmişti. Ama burada arkadaşlar İbrahim'i cevabını ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Cevabımız D şıkkı. Sekizinci sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da göçebe bozkır yaşam tarzını benimseyen toplulukların özelliklerindendir demiş. Şimdi hemen kafamızdan göz geçiriyoruz. Hemen böyle aklımıza bilgiler geliyor. Acaba göçebe hayatta neler vardı? Temel geçim kaynağı tarımdır diyor. Göçebe hayatta tarım olmaz çünkü hayvancılık olur. Tarım yapmak için beklemek gerekir. Orada yerleşmek gerekir. Ordu millet anlayışı var mıdır? Evet vardır ama yine biz tekrardan soru işareti koyalım şuraya. Çünkü arkadaşlar ordu millet anlayışında şöyle bir şey var. Sürekli göçebesiniz ve bozkır yaşam tarzını benimsemişsiniz. Hayvan saldırısı olur. Yani kuru saldırısına maruz kalabilirsiniz. Yağmura maruz kalabilirsiniz. İklim olaylarına maruz kalabilirsiniz. Ve sizin hazır halde eli tetikte bekleyen bir grup ordunuzun olması gerekiyor. Ve savunmanız olması gerekiyor. O nedenle B'yi ben soru işareti koydum. Toplumsal yapı kas sistemine dayalıdır demiş. Orta Asya'da K sistemi yok arkadaşlar. Güney Doğu Asya'da var bu K sistemi. Hatta Güney Asya'da var. Hindistan'da var. Şehir mimarisine gelişmişlerdir diyor. Adamlar yerleşmemiş ki şehir mimarisi olsun. Cevabımız burada yine çıktı ortaya. Hemen B'yi ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Buna benzer bir soruyla Türk tarihi ile alakalı soruyorlar arkadaşlar. Hemen gelelim başlayalım sorumuza. Bütün Moğol boylarını bir araya toplayan ve istila hareketleriyle dünyanın en geniş kara imparatorluğunu kuran. Zaten altını çizmiş ben tekrardan çiziyorum. Moğol hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu bir hani ezber sorusudur. Hani gelen kültür sorusunun dibidir diyebiliriz. Bu kişi Cengiz Han'dır arkadaşlar. Moğol İmparatorluğu Cengiz Han ya da diğer bir adıyla Timuçin ne yapmıştır? En geniş kara imparatorluğunu kurmuştur ve dünyanın neredeyse üçte ikisine sahip olmuştur diyebiliriz. Sıradaki sorumuza geçelim. Bir ticaret yolu sorusu. Çin'den başlayıp Bizans'a kadar uzanan tarih ticaret yolu aşağıdan hangisidir? Şimdi Çin dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan şey şu. İpek. Tamam mı? Haliyle Bizans'a kadar uzanan da yani günümüzde İstanbul olarak bilinen Konstantinopolis'te biten oradan da başka gemiler aracılığı Avrupa'ya giden bir yol var. Hani tarih yollarla oluşan. Bu yol İpek yolu. Adını İpek taşınması nedeniyle almış bir yol arkadaşlar. Çin'in ipinin işte Çin'in porselinin e, buralara kadar gelmesini sağlayan bir yoldur. İpek yolu. Cevabımız C. İpek yolu. 10. sorumuza geldik. Bu da bir yapı sorusu. Orta çağda yapı sorularından bir tanesi. Aşağıdakiler hangisi yolcu ve ticari kafilelerinin seyahat sırasına konaklaması için inşa edilmiş tesislerden değildir demiş. Şimdi ribatlar şu tersten başlayayım. Kervansaraylar bu iş için tam biçilmiş kaftan. Çünkü kervansaraylarda ne yaparlardı? En azından Anadolu Selçuk Devleti'nden şu şekilde bir bilgilerimizi gözden geçirirsek şey diyebiliriz. işte. Burada konaklarlar, burada yerler, burada şifa bulurlar, burada işte tedavi olurlar. Tek kuruş para vermezlerdi. Bu kervansaraydı. Yine hanlarla alakalı arkadaşlar bir bilgimiz de var. Onda hani eski filmlerde hancı bana işte içki getirdi. Hancı bana işte yemek getir. Oradan zaten çıkabilir. Ribat arkadaşlar sınır boylarındaki, sınırlardaki ticaret merkezleri. Bunlar daha sonra sınır karakolları olarak kullanılıyor. Ama bedestenlerde konaklama yapılmıyor. Sadece satışların yapıldığı, üretimin yapıldı, üretim ve satışın yapıldığı bir yer olarak biliniyor. O nedenle cevabımız burada A şıkkı B olacak arkadaşlar. Müzik